360 ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şeffaf Edince. Haftanın 3. gününde de yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Serap? Harikayım. Bomba gibiyim ya. İlkbahar gibisin. Evet. Böyle cıvıl cıvıl. Her zaman. Ruhumu evet, yansıttım. Uyanabildiniz mi efendim? Bugün gayet iyiyim. İyi. Uykum varmış gibi geliyor. Ben uykum yok bugün. Öyle mi? Bugün bomba gibiyim. Süper. Bugün süper olacağız. Konuşacağız. Anıl? Bugün sahnede olacağız. Çekim gayet iyiyim. Tüm benliğimle buradayım. Yaşımlar şimdiden benden korksunlar. Öyle mi? Serap abladan bir şey mi aldın? Böyle bir... Kötü enerji aldım, doğru. Kötü enerjini aldım. Aldım. Güzel. Nasılsın? Çok iyiyim. Bugün daha iyiyim hatta. Evet. En azından şey... Artık daha iyi çözdüm onları. Süper. Konuşacağız içeride. Tamam. Şimdi yarışmayı başlatmadan önce bir yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bugün yine muhteşem bir yemek tarifim var. Vermiş olduğum süre zarfında yemeği yapıyorsunuz. Tadım aşamasına geçiyoruz. Her zamanki gibi gözlüğümüzü takıyoruz. Kendi yapmış olduğunuz yemeğe 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Sonra benim tadımım başlıyor. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü 10 bin lira için yarışacaksınız. 0'dan 10'a kadar puan vereceksiniz. Benim yemeğim. Ben Mehmet abiden özür diliyorum aslında. Yağcılarda inecek var. Şefim Gülizar öyle bir yanlış yaptı ki. Gülizar yazıklar olsun be. Burada onu şefim yese ya zehirlense? Burada gerçekten hiçbiriniz yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Dedi üçüncü olan. Gülizar benim kalemim değil. Sallayacaksın madem. Usturuplu salla da yerini bulsun. Bir şey onun içine döksene. Şefim beni hiç ilgilendirmez, kendisi döktü. Bununla istim olmaz. Bıçak tutmasını öğren, sonra gel yarışmanla. Salça, yemediğin zaman miden ekşir. Mehmet, herkese bir şeyler öğretiyorsun. 4 puandasın ya. Dur. Bu ne? Yandı bu. Ben dedim ama biri yakacak dedim bugün bu mutfağa. Mutfağa giriyorsan sert çalışacaksın, hızlı çalışacaksın. Çalışamıyorsan da girmeyeceksin. Yapma! Ya sen benim yemeğimi açıp açıp duramazsın. İnan kameralara bakabilirsin. Çek elini. Allah! Bakalım tadım aşamasında kim kime kaç puan verir? Şöyle kurulayım sandalyeme. Hazır mıyız? Sizin elinizden yemek yemek benim için bir şereftir. Buyurun Mehmet. Buyurun. Muhtar gibi mi oturacaksın yine? Tabii ki. Bunun eti çok güzel pişmiş. Bu eti pişirirse ben pişiririm. Pardon ya. Şefim kuşbaşı etleri çok güzel pişmiş. Göz görmeyince gönül katlanır be. Kimin olabilir? Bu tabak benim. Bence bu yemek benim yemeğimdir. Bu yemek benim gibi hissediyorum. Benim yemeğim budur arkadaşlar. Herkes kendi yemeğini bulmanın derdinde. Puanın gelsin. Söylüyorum. Bunu Mehmet yapmış diyorum. Bu tabağa puanım... 2. Açalım gözümüzü. Benim yemeğim. Kaldıralım peçeteleri. Bakalım ne geldi bugün. Böyle çok güzel karışık bir, çok zor. İçinde sebzesi, eti olan bir bulgur pilavı. Ve ben bu işte iddialıyım. Ne olabilir Mehmet? Bir bulgur pilavı ama bu et bu bulgur için çok olduğu için farklı bir şey de yanında. Bulgur pilavının içinde patlıcan girdim de sizden öğreniyorum. Anıl. Şefim ben zaten 2 gündür 0 çekiyorum. Tahmin edemiyorum bildiğiniz üzere. Sanırım kürdan var, kürdan kebabı ya da güveç tarzı bir şeyler yapabiliriz. Kuşbaşı et. Güveç, kürdanın ne işi var güveçte? İşte bilemedim ki yani. Gülizar. Şefim valla patlıcan bizim şey oldu zaten yani sınavımız gibi bir şey oldu. Yine patlıcan var. Evet. Yani güveç tarzı bir şey gibi düşündüm ama kürdanlar benim de kafamı karıştırdı. Şeyin Anıl'ın dediği gibi acaba kürdan kebabı falan olabilir mi? Bugün günlerden istim kebabı yanına muhteşem bol baharatlı bol sebzeli bir bulgur pilavı. İzleyelim bakalım nasıl hazırlamışız. Benim yemeğim. İstim kebabı için malzemeler. 250 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 2 adet patlıcan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 4 adet çeri domates, 1 adet sivri biber, 3 dal taze kekik, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. İstim kebabının yanına garnitür olarak yapmış olduğumuz lezzetli bulgur pilavı için 1,5 su bardağı pilavlık bulgur, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet charleston biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane, 2
2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. Tenceremin altını yaktım, içerisine zeytinyağını ilave ettim ve kuzu kuşbaşı ile birlikte güzelce bir kavurmaya başladım. Ben de bu arada soğanlarımı kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Soğanlarımı etime ilave ettim. Domates salçası, biber salçası, kekik, tuz, karabiber ilavesi yaparak güzelce kavurmasını sağlayacağım. Üzerine en son su ilavesi yapıyorum. Su ile birlikte burada güzelce kaynarken bir taraftan ben de patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soymaya başlayacağım. Patlıcanlarımı kızgın bir yağda kızartmaya başlıyorum. Patlıcanlarımı kızarttıktan sonra yağlarını çekmesi için bir tabağa alıyorum. Yemeğim bu arada güzel bir şekilde suyunu çektikten sonra artı şekilde yapmış olduğum patlıcanların içerisine tanesi etlerimi ilave ediyorum. Bohça katlar gibi katlayacağım. Çeri domatesi ve biberimi ortadan ikiye böleceğim. Kürdan yardımıyla bohça şeklinde kapatmış olduğum istim kebaplarını bir fırın kabına alacağım. Tenceremin altında kalan sosu üzerine ilave edeceğim. 180 derecede yaklaşık 10 dakika boyunca üstünün kızarmasını sağlayacağım. Şimdi pilavımı yapmaya başlıyorum. Zeytinyağını ilave ettim. Soğan ve biberlerimi güzelce zeytinyağında güzel bir şekilde soteleyeceğim. Ardından domatesimi ilave edeceğim. Domatesimi de biraz kavurduktan sonra bulgurumu ilave edeceğim. Yaklaşık 1-2 dakika soğan, domates, biber ve bulguru güzelce kavurmaya başlıyorum. Bulgurumu kavurdum. Şimdi sarımsağımı ilave ediyorum. Kalan baharatlarımı ilave edeceğim. 1-2 dakikada bu baharatlarla kavurduktan sonra şimdi suyumu ekliyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Yaklaşık kısık ateşte 8 dakika boyunca bulgur pilavının demlenmesini bekleyeceğim. Şimdi sunum zamanı. Pilavı bir kalıp yardımıyla tabağımın tam odak noktasına yerleştireceğim. 3 adet istim kebabını tabağımın ortasına koyacağım. Sunum sırasında ise üzerine daha önceden ince bir şekilde doğramış olduğum kekikleri de ilave edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Benim yemeğim. Süreniz 45 dakika. Haydi bakalım. Günün yemeği gerçekten çok kolay ve çok basit. Bulgur pilavı zaten benim işim. Evde vazgeçilmezimdir kendisi. Bugün puanlar bende. Gülizar yemek yapabiliyor mu ya? Boş boş konuşmasın. Şefim bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin tabii ki. Ben Mehmet abiden özür diliyorum aslında. Estağfurullah. Niye? Estağfurullah. İki gündür farkında olmadan çekim sırasında Mehmet diye seslenmişim. Ben de yaşça büyük. Bence Mehmet'le anlaşırız. Mehmet benimki de sarar diye düşünüyorum. Öyle mi? Kendisinden ve herkesten özür diliyorum. O benim abimdir. Yağcılarda inecek var. Bu sevgi ve adamlıktır. Aslında yani şu anda kendim adamlık, de olmadan adamlıktır. Söyledim bu özür dilerim. Bu adamın dibisin be. Adamsın. Anıl. Adamın ama adamsın diye sana torpil geçmiyorum. Ringde merhamet olmaz. Burası mutfaktır. Çünkü mutfakta sert olacaksın ki iyi bir şey veresin. Hızlı olacaksın ki güzel şeyler yapasın. Mehmet bugün uçacak mısın? Çünkü uçmayacağım, seni uçuracağım bugün. Hadi bakalım, tamam, uçur bizi Mehmet. Ben uçuracağım seni. Bu ne bu? Abi ben narin ellerime o yakışmak, narin ellerime. Şey mi yapıyoruz, parmağını mı, tırnağını mı? Bir şey soracağım, şu olay nasıl? Tak 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 yapıyorsun ya, yapsana bir. Tamam şöyle hadi, bak, şöyle yap alacağız. Abi, yap abi. Bak yap. Şöyle bak, hiç bakmadan, çekil. Hiç bakmadan. Tamam. Hiç bakmıyorum, bak sana eli, bakıyorum. Eli gitti, gidiyor, kesildi. Şöyle bak, hiç bakmıyorum. Bak, tamam tak tak tak. Şimdi ben deneyeyim. Denesene bir. Tamam ben deniyorum. Hiç bakmadım. Aa, çok içim gitti. Bak şu küçüklükte sen de doğra. Bak şu küçüklüğü görüyorsun. Hadi sen de Mehmet doğru. Bir tavsiye ver ya. Nasıl doğruyor? Parmağını nasıl yapıyor? Parmağını bak bak. Şöyle önce bıçağı şu elinle tutacaksın. Narin ellerimi o bıçağı. Sen ellerin narin değil. Buraya bak buraya. Şimdi işi tiyatroya dökerek de yırtma kendini. Ama yok niye? Şu, önce şöyle şuradan tutacaksın soğanı. Şöyle bir vuracaksın bak. Vuracağım. Ver evet. Vurayım devamlı abi. Bıçağı bak oynatacak. Böyle değil elin gitti. Şöyle. Ha şöyle bak ben onu tutuyorum. Tamam. Tamam abi. İnce, daha ince. Tamam. Elin titremesin. Ay çok heyecanlıyım. Vur. Tamam. Ah. Elini alttan bir vur. Alttan bir vur. Öyle değil. Bu böyle sen cacık mı yapıyorsun? Şöyle bir tut biraz. Ha bir dakika çok heyecanlandım. Böyle bir tut. Böyle. Ay elim gider. Bu onlar bana vuracaksın. Lazım. Böyle yavaş yavaş gezdir. Mehmet Bey'in öğretici tavrı ilkokul çocukları için geçerli olabilir ama bir yemek yarışması için geçerli değil. Yani bir soğan bile doğramayı bilmiyorsanız zaten burada ne işiniz var? Gülizar,
Sen ne bir soğan doğrayabilirsin. Sen ancak böyle kendine böyle aynalarda bakabilirsin. Böyle leylek gibi geziyorsun ortalıkta. Leylek gibi gezeceğine gel Mehmet Şef'inde bir ders al ve dediklerini dinle. Sen de iyi bir şef ol. Siz güzel bir ikili oldunuz aslında ya. Bence siz böyle bir show programı falan bir bence şey. Düşünüyoruz canım. Teklif geldi. Kesin gelmiştir. Benim küçük kızım sana bugün dedi ki anneciğim dedi şans getirsin sana dedi. Bu kaplumbağa hep burada olacak. Kaplumbağa. Olabilir mi? Kaplumbağa koyabilirsin tabii canım. Ha, bir de bir şey daha var. Bugün yani süre yetişir o önemli değil. Siz bana dün pasaklı dediniz. Yani çok zarif bir bayansınız ama evet. Çok dağınık ve pasaklısınız dediniz. Ben senin evinde böyle pasaklı yemek yaptığını artık düşünmeye başladım. Bu ne ya? Bugün evimden. Tabii ki burada bütün malzemeler var, onunla ilgisi yok da benim kullandığım malzemeleri getirdim. Tamam, bu sihirli bezle bugün buralara sihir yaratacağım. Ait! Yemek yetişecek mi acaba? Yetişecek, yetişecek. Millet eti kavurdu. Burada temizlik malzemesinden bol hiçbir şey yok. Yani çok gereksiz bir şovdu. Kameralara nasıl oynayacağını o kadar çok şaşırdı ki artık saçmalamaya başladı. Gülizar, gerçekten... Bana ikide bir şov yapıyorsun, bilmem ne, yok Mehmet'le bir olmuşlar gibi laflar söylüyor. Bence kıskanıyor. Efendim Gülizar öyle bir yanlış yaptı ki... Neymiş o? Sonra söyle. Gülizar patlıcan nasıl doğrayacaksın? Çok büyük yanlış yaptı Mehmet abi. İstim patlıcan daha nasıl... bir yanlış yapmadı, daha yeni başladık. Daha yaptı kabuk... şefim. Ben biliyorum onun neyi yanlış yaptığımı düşündüğünü. Söyle mi? Yok, sıkıntı değil ki bu. Hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Söyecek soğanı abi. Önceden koydum yanlışlıkla. Bir şey olmaz. Hiç yok. Fark etmez ben, ki. Yok, yok, soğan yanacak ama. Yok. O şey... Yanmadı, hayır. Kuzu eti olduğu için... Anıl. Efendim? Kuzu eti olduğu için soğanı önde koysan da et pişer. Sıkıntı yok. Tamam. Kuzu eti çabuk pişir. Anıl bence benim hatalarımı yakalamaya çalışacağını önündeki yemeği yapmaya çalışsın. Liderlik nasıl gidiyor? Güzelmiş ama nazara gelmekten çok korkuyorum şefim. Niye korkuyorsun? Herkes dedi ki tesadüf tesadüf hadi bir olur iki olur da bilemedim ya. Mehmet herkese bir şeyler öğretiyorsun. Şefim. 4 puandasın ya. Şefim şimdi bir eğitiyoruz onlar diyorum bir sal bir şovlarını yapsınlar. Şimdi hep birinci olsaydım onlar şimdi moda girmezler. Öyle mi? Bir şovlarını yap son gün güzel bir gol atacağım hepsine. Burada gerçekten hiçbiriniz yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Bunu iddia ediyorum. Ah canım benim. Yedi evet. Üçüncü olan. Ay bir kere benim yemeğim sen çok patlıcanı, lezzetliydi. Siz sadece puanlamada şansa yani Gülizar'cığım, aldınız. Gülizar'cığım patlıcanı istip kebap yap. Patlıcanı soymaman gerekiyor. Mehmet Bey'in bana bir şeyler öğretmesine ihtiyacım yok. Anıl'la Serap'ın olabilir ki zaten Serap'a bugün öğretti. Ver suyunu soğanlat. Su bu mu? Bu mu su? Evet. Hayır be ne suyu? Ya bu su yanlış mı? Bir şey onun içine döksene. Ha sen git akurban olurum hepsini kız. Hepsini dök. Şefim beni hiç ilgilendirmez kendisi döktü. Bu patlıcan su bir canım. Bu iş öyledir teknik şimdi. Ama su bu değil mi? Beni hiç ilgilendirmez. Su odur dök içine. Arkadaşlar. Suyu istip kebabın içine şimdiden attı. Hiç i̇stip problem. Kebabına da nane konuldun ilk defa sen. Nane değil ama. Kekik bu. Bu nane. Eyvah. Evet Gülizar mutfağın hakimi Gülizar evet. Hanım naneyi kuzu etine koyuyor. Salça nerede bunda? Salçası nerede? Salça kızarmadan mide ekşimesi yapar. Serap salça yemediğin zaman miden ekşir. Midemin ekşimesini istemiyorum. Kızarmamış salçayla yediğin zaman mide ekşimesi olur. Serap, eğer ki sen benim dediğimi yaparsan gerçekten seni var ya 2021'in en iyi şefi yaparım. Bununla istim olmaz. Ya bir şey bu söyleyeceğim. Bu kalın şu güzelliğe bakar tamam, mısın? Tamam bir bak, şey söyleyeceğim. Bak ama şef izliyorsunuz bak. Şuna bakar mısınız? Bir şey söyleyebilir şu miyim? Şu inceliğe bakar mısınız? Tamam bunu koyacağımı bu nereden olmaz. Biliyorsun?
koyacaksın. Hayır, bunu koymayacağım belki. Bunu koyarsın, buyurun. Tamam, bana buyurun. Bu konu hakkında... Olmaz bak, ipucu böyle ince yapacaksın. Teşekkür ederim, ben ince şimdi yapacaksın. İnceltiyorum. Hadi yap bakalım. İnceltiyorum. Hadi, yürü. Serap, sen şey, Serap, öyle yap. Efendim hocam. Sor bakayım niye kabuklarını soymuş? Alacalı soyması lazım, sen alacalı soymuşsun. O da komple soymuş, nasıl katlayacağını bir sor bakayım bir. Yok, kenarlardan nasıl dönecek o kabuklar? Bir şey olmaz, onu ya, halledeceğiz. Ya bir şey olmaz, birazdan göreceğiz bir şey olup olmadığını. Mehmet Bey bence sadece şırdan yapsın. Ben bir şey söylemek istiyorum ya. Söyle. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Kim için diyorsun bunu? Bu öylesine, ortaya karışık. Gülizar'a niye bu kadar çok bilendin? Çünkü... Ben Gülizar'a bilenmem için bir kere, yani siz şu an şefsiniz. Estağfurullah. Saygım var. Estağfurullah. Ama yani şimdi Gülizar benim kalemim değil. Bilenmem için benim kalemim olması lazım. Serap Hanım bugün yine fazlasıyla dağıldı. Dağılmasını uyarmak istemiyorum açıkçası. Dağılması bizim daha çok işimize yarar. Özellikle benim daha çok işime yarar. Gülizar'cığım, ben asla dağılmam. Dağıtırım. Yapma! Hayır! Ne yapacağım? Difüze mi atacağız? Ya etin suyu dökülür mü? Etin suyu burada lazım ya. Kurban olayım. Tamam. Kurban olayım. Allah! 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 Pardon. Ne oluyor ya? Ben dedim ama biri yakacak dedim bugün bu mutfağı. Sen ne yapıyorsun Allah'ın aşkına? Bana bir anlattın mı? Ya yemeğin suyunu niye döküyorsun? Hocam. Al ne halin varsa gör. Dök. Hatta hepsini yap. Öğretmenim. Suyu fazla geldi canım. Ha, buradakilerin suyu az gelmemiş yani. O öyle olmaz. Bu kebabı ben senelerce yaptım be. Şuradan kayınvalideme seslenirim. Yeni evliydim. Dur. Bu ne? Yandı bu. Yok, bir şey olmaz. Bir dakika, bırakır mısın? Yanık salçaları ne yapmayı düşünüyorsun? Yanık ben ayarlayacağım. Beni dinle diyorum sana. Ya bir lezzet katacak. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Burada kayınvalideme seslenmek istiyorum. Yeni evliydik anneciğim. Bana geldiniz. Size daha böyle 3 günlük evliyken İslim kebabı yapmamış mıydım? Ve siz dememiş miydiniz harika olsun? Olmuş. Yani ben İslim kebabını... 9 yaşından beri yapıyorum. Allah aşkına, anlattığın şey anlamlı mı şu an? Kayınvalidem izliyor, 4 gözle kadıncağız bekliyor. Gelinim. Kadın nasıl sana cevap verecek oradan? Belki yalan söylüyorsun. Belki mesaj belki atar. Belki sallıyorsun. Şimdi. Belki mesaj atar, bana motive eder. Evet kızım, yaptın sen onları uyuma diye. Ya seyirci nereden bilecek? Buradan kayınvalideciğime selamlar göndermek istiyorum. Gelinin olarak seni çok seviyorum anneciğim. Bir kuğu dansı yapar mısın? Tabii. Bir bırak kuğu dansı yap. Ya. Allah'ım. Zeybek mi oynasak? Nasıldı? Çok bir de zeybek oyna. Ege kadınıydın değil mi? Nasıldı? Ege kadınısın sen değil mi? Ben Karadeniz kadını ama her telde. Horon top bir de. Başka? Siz neredesiniz? Konya. Kaşık çalalım. Bak. Çok iyi kaşık. Bir kaşık çal Serap. Kaşık oynayın. Serap Hanım, alo. Kaşık olmaz be. Alo. He. Bir dakika. Alo. Nerede kaşık? Annem çok güzel çalardı. Duymuyor bize. Tuzsuz. Tuz atayım sana. Şöyle olsun, tamam. Kız ver de göstereyim, ver. Çal fazla. Vallahi bak, bunu böyle al. Kapağı nerede? Bunu da böyle al. Ha. Tamam, şöyle. Heh. Tamam. Konya Ereğli'liyim ben. Ha. Göster, bak. Çal. Şunu bir göster bakayım. Heh. Göster hadi. Gülizar'a göstereyim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Ankaralıyım. Onu en güzel ben yaparım. O öyle olmaz canım. Abbo. Buyur. Bak canım. Peki Serapcığım, gelir misin? Gülizar göster. Göster Gülizar. Öyle olur. Allah Gülizar. Peki çatala servis nasıl yapılır? Bak. Onu böyle tutacaksın. Göster kız. Böyle çalacaksın. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Şov yapıyorsun. Ama ben bilmediğin o kadar çok Gülizar. Şey var ki. Kameralara oynuyorum Gülizar. Kameralara var mı Gülizar? Kameralara oynuyorsun, ona suçlusun. Siz mi oluyorsun Gülizar? Gülizar. Kaşıkta Serap Hanım'ın önüne geçtim. Yani hem yemek yapıyorum, hem birçok şeyde başarılıyım.
bu yarışmada, bu programda gerekli şovu gerektiği yerde ben zaten yapacağım. Gülizar benden ne görürse yapmaya çalışıyor. Bence Gülizar ne yemek konusunda ne kaşık çalma konusunda yetenekli değil. Şov yap. Oyunu yap. Tamam. Bunlarda sıkıntı yok. Ben bir şovmenim. Ama sallayacaksın madem. Usturuplu salla da yerini bulsun. Neyi salladım ben şimdi? Yani hani kaşık böyle tutulur. Yok zeybek böyle yok ben tutamıyorum oynanır dedim ama. Yandaki arkadaşım Gülizar elindeki eldiveniyle ilk önce bir burnuyla güzelce oynadı. Sonra onunla yemek yapıyor, tabağına dokundu. Eldivenimle değil, peçeteyle. Anıl sürekli bana oynuyor. Yok burnumu sildim, yok eldiven kullandım gibisinden. Ama ben yemek yaparken gözü sürekli benim tezgahımda. Çünkü yemek yapamadığı için, malzemeyi ne zaman kullanacağını bilemediği için sürekli benden kopya çekerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama şöyle de bir gerçek var, taklitler asıllarını yaşatır. Kesinlikle Gülizar'a bakarak bir şey yapmıyorum. Sadece onu kontrol ediyorum. Gülizar yazıklar olsun be. Konuş, konuş. Burada be onu şefim yese, ya zehirlense, ya hasta olsa kim ver kurtaracak? Ver coşkuyu. Kim kurtaracak? Sen gider ver bakarsın Serap ya. Ben coşku da veririm. Sen gider bakarsın. Her şeyde veririm. Ver coşkuyu. O benim şefim. Biricik şefim. Kurban olurum ben ona. Ben en azından eldivenle çalışıyorum hocam. Onlar eldivensiz çalışıyorlar. Sen niye eldivensiz çalışıyorsun? O eldiven de takmıyor. Şefim eldiven takıp burnumu temizlemektense... Ya peçeteyle sildim. Temizledim. Eldivenle silmedim ki ben burnumu. Gülizar ağlama. Canım burada ağlayacak biri varsa o da şov için yine onu da sen yaparsın. Anıl seni eğiteceğim. Bir dakika dur. Dur orada. Dur orada. Bak. Bak. Gözüme bak. Sen soğana bak. Ben de sana bakıyorum. Bak. Bak. Görüyorsun değil mi? Bak. Hiç bakmıyorum. Ama abi, bak alttan bir vur. Bak istersen çünkü kalın oldu. Hiç kalın bak. Benimkine bir bak. Bir de şuradan bak. Bak. Tamam ikisini de deneyeceğiz. İkisini de deneyeceğiz. Gel hangisi kalın. Bak. Çok da hızlı doğrayacağım. Görüyorsun değil mi? Önce bıçak tutmasını öğren. Sonra gel yarış benimle. Bu haşlama mı yapıyorsun? Ay İslim evet yapıyorsun. Haşlama yapıyorum. Bu isli mi yapıyorsun? Su çok koymuşsun. Su. Yemeğime bu kadar dokunmayın. Ben yiyeceğim ben. Hayır yemeğime. Aa, doldurmuşsun su haşlama ya, mı yapıyorsun? Ya suyla ne işin var bu senin? Etleri seçeceğim içinden. Bu şu anda haşlaması yapıyorsun. Ya yemeğime bir şeyler dökülecek. Hayır hiçbir şey dökülmez. Bırak şu yemeğini bahane etme. Evet haşlama yerine yapıyorsun. Geç. Tamam, geç şimdi yerine. Haydi. Benim yemeğime sen dokunup neden elimin lezzetini bozuyorsun? Senin elin lezzeti yok ki baksana. Mahvettin ortalığı. Mehmet abi, Serap Hanım, Anıl. Bunlardan gerçekten tavsiye almak istemiyorum. Çok biliyorlarsa otursunlar kendi tavsiyelerini kendileri yapsınlar. Artık gerçekten yetti. Gülizar gerçekten senden umudum yok. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Yani bence biraz kulağını bana ver. Bari bu kalan günlerde benim elimi dinle, bir şeyler kapın. Kendinizi kurtarın. Yağ ısınmadı ya. Yasındı. Strateji mi yapıyorsun? Mehmet yağ ısınmadan patlıcanları kızartıyor öyle. Sen Allah aşkına ya sen ne yapıyorsun? Son 20 dakika. Soğan ne yapacaksın Anıl? Şey, bulgur pilavına. Bulgur pilavının bulguru nerede? Salçası nerede? İlk önce bir soğan. Artık zaman, yani bulgur pilavını tavada mı yapmayı düşünüyorsun? Aa, yanlış tava mı aldın? Bilmem. Buraları bir derle toparla. Hemen toparlıyorum şef. Mehmet sence ne yapıyor Gülizar? Valla... Ay! Mehmet Bey, Mehmet suyu yakmaya çalışıyor. Patlıcan kızartıyorum. Aa! Kızgın ateş olacak. Mehmetciğim artık yapamadığını kabul et yani. Tamam şovunda iyi olabilirsin ama burada yapamıyorsun. Bir tutukluk geldi sana Mehmetciğim. Bak benim sana yaşam koçu olarak önerim. Yapacaksın. Kendine güven. Serap ben tutuklu değil. Karşımdaki insanı tutuklarım. Çünkü sizin bugün diliniz damağınız karıştı. Birbirinize çattınız. Çünkü artık benden korkuyorsunuz. Ve korkmayı da devam edin.
Efendim siz evde Mehmet'in yaptıklarını yapmayın. Patlıcanı sudan çıkarttıktan sonra güzelce kurulayın. Sonra yağda kızartın. Yoksa Mehmet şef, Mehmet yanmaz ama heyecanda şefin doğru söylüyor. Tehlikeli şeyler yapmayın, yakarsınız kendinizi. Değil mi Mehmetciğim? Haklısın şefim, gerçekten. Kadını da yakıyordun az önce Yanıyordum burada. Yanıyordum vallahi. Ben onu görmedim. Ha, benim bir sen ayağımın altına niye dolaşıyorsun? Biraz çıtır da çıtırlat, çıtır olsun, çıtır benim olsun. Benim en korktuğum şey yanıktır. Şefim bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin tabii. Serap benim gönül işlerime de karıştı. Gönül bana, işlerine mi karıştı? Evet, hayırlı bir kısmet olmuş benim için. Aa. Beni akşam aradı şefim. Anılcım dedi, sen dedi bekarsın değil mi dedi. Ben de evet dedim. Yok canım, daha neler. Yemin ederim. Rüzgar. Ama ben yaşam ve ilişki koçuyum. Evlenmeyi düşünüyor musun dedi. Yani olabilir ama yaşım biraz genç dedim. Olsun da benim bulduğum aday dedi, tam sana uygun dedi. Aha. Serap'tan bu geldiyse büyük ihtimal vardır bir şey diye düşündüm. Sonra dedi ki... Bence dikkat et. Fotoğrafını attım kıza dedi. İstersen dedi, ben de kızın fotoğrafını göndereceğim sana dedi. He. Dedim ablam senin dedim uygun gördüysen başım tacısın dedim. Kızın fotoğrafını gördüm şefim. He. Güzel. Biz bir çaya çıkacağız bakalım. Anıl da yani iyi çocuk, sessiz çocuk, efendi çocuk. Gerçekten Anıl'a vesile olmak isterim. Evlensin yani. Tabii ki Serap'ı dikkate alacak halim yok. Serap'tan gelen hayır kendisinin olsun. Ben kendi kısmetimi çok güzel şekilde bulacağım. 10 dakikada bulguru koymuşum, altını yakmayı unutmuşum. Normal Mehmet yani. 10 dakikadan beri bulgurun altını... Yakmamışım, yeni yaktım. Ben senin yerinde sok, çok... şunu alırım kenara, büyük ben... yerde hemen bulgur pilavını yaparım. Çok iyi, kenara. Ortalıkları toparlayın. Ben de seni dinleyeceğim şefim. Toparlıyorum. Son 15 dakika. Tavada bulgur pilavı olur mu sence? Hayır olmaz. Efendim biz böyle yapıyoruz ama gerçekten. Kim, nasıl kapatacaksın kapağını? Nerede böyle yapıyorsunuz? Yani biz... Evde mi? Yok evimde değil, ben böyle... Öğrenci evimde mi? Ha, öğrenci evinde böyleydik evet. Çünkü bir makarna haşlıyoruz falan değil mi? Yok biz çok güzel şeyler yapardık. Oğlum bu tava bak arkada duruyor, ocak orada yanıyor. Ya bu bulgur pilavı olacak mı sence? Bunu annem hep der ya bana ya. Gülizar bugün bir özgüven gelmiş sana ya. Şöyle söyleyeyim, bugünkü amacım neydi biliyor musunuz şefim? Yemekleri bir an önce bitirip, yani kendi yemeğimi bir an önce yapmayı bitirip arkadaşlara birazcık nasıl yemek yapılır onu öğretmekti. Evet artık haydi başlayalım, fırına girsin her şey. Son 10 dakika. Bezi bıraksan öyle. Yok ama tutar. Neden elim şu an yağlı? Ve ben zaten neden böyle bir tuz var burada bilmiyorum. Yani çok güzel bir tuzluk da. Yani buraya uygun iş değil. O... Eski tip gibi şöyle kaseye koyardık. Efendim o öyle değil. Siz nasıl yanlış ben yapamıyorum yerden... işte şefim. Buradan tutacaksın buradan. Bak, evet, şefim. Bak. Koy biraz ha, koy kurban olayım koy. Biraz Mehmet bir tuz şov yap. Yapsana bir şov yap hadi. Bir demin yaptığın gibi. Oğlum akmıyor ki oğlum. Bir şey söyleyeceğim, tuzla vallahi beraber başka akıyor, şeyler bakmadan düşünmesin. Yapıyorum. Akmıyor. Akıyor. Saç mı düştü oraya? Benim saçım dökülmüyor. Eyvah. Kendi saçınıza bakın. Sizi o kadar zayıf görüyorum ki tuzu artık yamuk dökmeye başlıyorum. Çünkü tuzu ben dik dökmeye ihtiyaç duymuyorum. Hatta tek elle veya yamularak atmaya çalışıyorum. Çünkü siz daha tuz dökmeyi de bilmiyorsunuz. Acaba bununla mı koyacağız? Bilmem. Neyle koymayı düşünüyorsunuz? Şey, kaseyi kapatırız yani böyle evlerde. En son izlediğinizde ne vardı?
İşte orasını şey yapamıyorum. Kekik nerede? Ha, kekik burada. Tamam. Kekiği neyin üzerine atıyorduk? Pilavın üstüne pilavın atıyorduk. Üstüne pilavın atıyorum. Neye koyuyorduk? Ha, buna bu şekilde. Heh, tamam. Şimdi oldu. Güzel. Ha, şöyle mi peki şefim? Sen programın başında burada mıydın? Ya. Evden yeni mi geldin? Ya şefim, o kadar çok konuşuyorlar ki. Kim konuşuyor? Yani Serap Hanım zaten susturabilene aşk olsun. Mehmet Bey'in de o kadar çok ses çıkartıyor ki yemek yaparken. Hani stüdyoyu yakacak mı? Bizi mi yakacak paninden? Mutfağa giriyorsan sert çalışacaksın, hızlı çalışacaksın. Çalışamıyorsan da girmeyeceksin. Mutfağa girdin. Sert çalışıyorsun. Evet. Ne tabak bıraktın, ne tencere bıraktın, ne kaşık bıraktın. Tabağı günah, kırmadan, günah. Elini kesmeden usta olamazsın. Ama onu bıçakla yapacaksın. Ama onu diyorum bıçakla. Ki kırmadan, şey yapmadan usta olamazsın. Bu işler var, mutfağın kanununda var. Kitap üzeri mutfak olmaz. Soğan soyacaksın, patates soyacaksın, ustada laf yiyeceksin, böyle değerli şeflerde fırça yiyeceksin ki adam olasın, iyi bir şef olasın. Ben 12 yaşından beri mutfaktayım. En çok fırça yedim, ustaya teşekkür ediyorum. Şovun olmadığı yerde yemek olmaz. Hareketin olmadığı yerde de yemek olmaz. Mutfak dedi mi şovlu ve hareketli ve lezzetli olur. Hepsi de bende var ama bunu da ben size burada öğreteceğim. Alaylı mı, eğitimli mi? Ya alaylı da olabiliriz, eğitimli de olabiliriz. Aynı noktaya gelecektim aslında. Ben sonuçta şefimden azar işiteceğime yaptığım işte başarı gösterip ondan aferin almayı tercih ederim. Yok, inan kendim kameralara bakabilirsin. Ya sen benim yemeğimi açıp açıp duramazsın. İnan kameralara bakabilirsin. Çek elini. Bu sefer yine fırın kapağını açtım. Yine bir fark etmedi ama sona doğru fark eder gibi oldu. Ama toparladım hemen. Bir şey söyleyebilir miyim? İnan ki kendimkindeydim ya. Hayır ya. Ya nasıl oluyormuş? Hayır, inan kendimkindeydim ama. Senin şu an yaptığın ayıp. Ha, senin yaptığın ayıp değil yani. Sen ama... ne kadar sinsi çıktın ya. Ay, benim lafımı çalma be. Sen sus artık, yeter. Öf. Üzerimde hem göz var hem de beni susturmaya çalışıp baskı uygulamaya çalışıyorlar ama ben bunları yemem. Son 3 dakika. Serap. Efendim. Domatesleri ne yapmayı düşünüyorsun? Ben o kadar kullandım şefim. Ama ben bunu pilava koymanı istedim. Pilava domates doğramadım. İşte ben şey onu şey yaptım biliyorum. Lafa daldım ya. Çok özür dilerim. Haklısınız. Yiyeceğim. Arada yiyeceğim onu. Son 2 dakika. Hızlı. Kalıpta yapacaktık pilava. Ne kalıbı? Kek kalıbı. İşte bak, kalıp değil mi? Bu kaseye koyuyorum, kalıp yapacağım. Mehmet'in yaptığı gibi bak bak, yan tarafa bak, kopya çek. Kopya çekmek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Anladın mı? Sen bugün koluna ne taktın ya, hatırlamıyor musun? Serap. Bilezik taktım. Tamam, o bilezikle yapacaksın işte. Peki bunu yapsam olmaz. Olmaz. Peki. Serap, şefi ben dinle. Özür şefim. Hızlı, son 1 dakika. Sekiz. Bir dakika hocam. Yedi. Yavaş sayın ne olur. Aa, bir şey sor. Kuşa altı. Bak. Kuşa bak. Kuşa beş. Bak, kuşa. Dört. Üç. Bitti. İki. Oho! Bir. Sıfır. Pişmemiş. Kaldır elleri, kenara çek. Kaldırma abi. Ben bugün gayet güzel bir yemek yaptım ama bundan sonra daha iyi yemekler yapacağım ve haftanın birincisi ben olacağım. Bugün en güzel yemek benim oldu. Bütün puanları ben toplayacağım. İnanıyorum ki kendi yemeğimi de bulacağım. İstim kebabı hazır, bulgur pilavı hazır. Dokunma, geçelim tadıma. Benim yemeğim. Bakalım tadım aşamasında
kim kime kaç puan verecek? Şöyle kurulayım sandalyeme. Hazır mıyız? Sizin elinizden yemek yemek benim için bir şereftir. Buyurun Mehmet. Buyurun. Muhtar gibi mi oturacaksın yine? Tabii ki. Bunun eti çok güzel pişmiş. Bu eti pişirirse ben pişiririm. Pardon ya. Şefim kuşbaşı etleri çok güzel pişmiş. Göz görmeyince gönül katlanır be. Kimin olabilir? Bu tabak benim. Bence bu yemek benim yemeğim. Bu yemek benim gibi hissediyorum. Benim yemeğim budur arkadaşlar. Herkes kendi yemeğini bulmanın derdinde. Puanın gelsin. Söylüyorum. Bunu Mehmet yapmış diyorum. Bu tabağa puanım 2. Açalım gözümüzü. Benim yemeğim. Günlerden muhteşem bir istim kebabı ve yanına bulgur pilavı yaptık. Bakalım tadım aşamasında kim kime kaç puan verecek? Değil mi Anılcığım? Evet öyle şefim. Gel bakalım ilk senle başlayalım. Evet. Şefim. Başlayalım mı tadıma? Nasıl isterseniz. Hazır mısın? Hazırım. Ama heyecanlıyım. Açalım. Evet, nasıl bulduk istim kebabı ve bulgur pilavını? Şefim, kuşbaşı etleri çok güzel pişmiş. Tam olması gerektiği gibi. Fakat tuz oranı inanılmaz derecede çok düşük. Patlıcanı da güzeldi fakat yağı alınmamış. Kızartıldıktan sonra yağını almamız gerekiyordu. Fakat bu alınmamış, direkt sarılmış. Sence kimin olabilir? Bunları söylediğim için bu benim değil. Mehmet şefin olur. Mehmet Bey'in olabilir. Puanın gelsin. Puanım 0. Açalım. Şefim inanılmaz derecede çok kötü olmuş. Bunun sebebi patlıcan çok yağlı, yağını bırakmamış. Et bildiğin çiğ, sadece yani tavanın yanından geçmiş öyle diyelim. Bulguru güzeldi, yani bulguru pişmiş. Ama diğerleri çok kötüydü. Kimin olabilir? Şefim bu Serap'ın. Puanın gelsin. Puanım 0. Açalım. Nasıl buldun? Şefim aslında genel itibariyle güzeldi. Ama çok güzel değil. Normalin bir tık üstü. Etimiz biraz daha pişebilirdi. Bir 5 dakika daha pişmesi gerekiyordu. Patlıcanları ince geldi bana. Bu güzel. Yağlı değildi. Yağ alınmış. Bulgurları da aslında pişmiş fakat bir hani şefim demlenme süresi vardır ya. Evet. Biraz demlenmesi gerekiyordu aslında. Çünkü o tadın birleşmesi gerekiyordu. Biraz ayrı ayrı aldım. Kimin olabilir? Bu tabak benim.
puanın gelsin. Doğal olarak puanım 5. Yani ne güzel ne kötü diyebilirim. Patlıcanları kalın ve pişmemiş. Tam olarak kızarmamış. Eti idare eder. Bulgurlar da güzel pişmiş ama baharat oranı kesinlikle yanlış. Bir şeyi fazla kaçırmış, onu şu an bulamadım. Tuzu az ama ona eminim. Kimin olabilir? Bu tabak benim değil. Buna çok eminim. Bu tabak Gülizar'ın. Puanın gelsin. Doğal olarak 0. Çıkartalım gözlüğü. Yüzler gülmüyor. O zaman güzel bir şey yaptım galiba. Yok yapamadım. Mehmet'e 5 puan ver. Gerçekten. Tebrik ederiz. İsimler nasıldı peki tabaklar? Yanlıştı. Tamam. En son tattın Gülizar'ın değil Mehmet'indi. Şefim teşekkür Mehmet ederim. Ve Mehmet gayet güzel yaptı bence bugün. O zaman ben gider 5 puan verirsin. Ya vallahi ben, bana Mehmet soğan doğramayı öğretti ya. Ben artık bana bir soğan öğretinin 1000 yıl kölesi olurum. Estağfurullah. Başlacım. Mehmet'ciğim. Başlacım. Vallahi ben Mehmet'e. Başlacım. Neyse şefim ben şu an gidip... çok mutluyum. Konuşsunlar boş verin. Konuşsun. Seni de tebrik ederiz. Tebrik ederim. Mehmet abim teşekkür ederim. Bence tamamıyla kendi yemeğinle ilgili bir şey yaptın orada. Çünkü yemeği ağzına alır almaz yani bu kadar nokta atışı yapabilmen çok enteresan. Canım şu an duymuyorum ya. Gerçekten. Burada hazımsız bir takımız aslında. Yani hazım söz konusu var. Hazım. Hı. Ben... Hazım nedir? Böyle hani bir şey yersin midene oturur ya. Bence yani oturuyor. Ben herkese burada oturdum. Ben bu yarışmanın sonunda bir kasa soda getireceğim buraya. Metin'cim, buradan aşkım sana sesleniyorum. Cuma günü sen bir kasa sodayı ayarla. Çünkü burada arkadaşlara lazım olacak canım benim. Seni seviyorum. Serap Hanım bu yarışmanın sonucunda o kasa sodaların hepsini oturup tek başına çok güzel bir şekilde içecek. Şuraya bir gelsen de bir havasını alsan. Dedin ya havasını alacağım diye. Ben de iki numara mıyım ben? Evet. Aa. Gel. Git. Ben. Evet, al havasını. Ben. Bunun dönüşü de olacak. Şöyle kurulayım sandalyeme. Muhtar gibi mi oturacaksın yine? Tabii ki. Enişteme buradan bir sosyal mesaj versene. Bir böyle aşk maşk bir şey. Kocacığım. Keltoşum. Canım eşim. Seni ben gözlerim görmeden de severim. Kurban olurum. Eşin şimdi bak kendi yemeğini bulup 0 da verebilir. Bulup 5 de verebilir, bulamaya da bilir. Bugün Keltoş eşim için tadım yapacağım. Metin'im, dua et be kurban olduğumun. Hadi yavrum. Bitti mi? Bitti. Takabiliriz. Takayım. Hazır mıyız? Are you ready? Ay bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten... Ben maske takarken de kulağım duymuyor. Gözlerim kapalıyken de içimden başka bir şey çıkıyor. Bak vallahi bu ben değilim. Ne çıkıyor? Buradan şimdi? İzleyenlere de söylüyorum. Böyle başka bir şey oluyor bana ya. Böyle bir şeyler oluyor. Kıpır kıpır. Allah var. Bak yemin ederim. Çok güzel olmuş. Yapanın da eline sağlık.
Kimin olabilir? Vallahi bence bu Anıl'ın olabilir. Çünkü Anıl gerçekten lezzetli yemek yapıyor. Benim de olabilir ha. Ben de fena değilimdir yani yemek konusunda. Ama lezzetli olmuş. Puanın gelsin. Söylüyorum. Bu tabağa puanım 0. Benim de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Açalım. Yavan. Yavan. Vallahi yavan. Neyi yavan? Her şeyi. Mesela? Tat yok, tuz yok. Yavan. Kimin olabilir? Benim. Puanın gelsin. Gelmezsen gelme. 5. 5. Yavan. Evden bu yarışmayı izlerdim. Böyle. Hı. Garip garip. Ne diyordun? Ne düşünüyordun? Derdim ki. Ama önce... buraya oturacağını düşündün mü? Hiç düşünmemiştim. Sonra derim Rafet Bey derdi. Ne adaletli bir insan. Adam gibi adam. Adamın hası. Hazır mıyız? Sizin elinizden yemek yemek benim için bir şereftir. Hazırım. Açalım. Son karar. Evet. Evet Serapcığım, nasıl buldun? Hata yaptığımı düşünüyorum ben. Niye? Bence bu benim yemeğimdir. Ben hep böyle yapıyorum işte. Nasıl? Millete puanları ver. Bence bu benim yemeğim. Puanın gelsin. Tamam, veriyorum 5. 5. Evet. Hep beşlerle gidiyorsun ya, maşallah. Yok, beşlerle gitmiyorum. Onu da yemek, kendi yemeğim sanırım. Ben böyle işte yani işte. Daha da bir şey demeyeceğim bundan sonra. Çok zor ya. Zor olan ne? Yani bu yemekleri bulmak çok zormuş. Ömrümden 10 yıl gitti. İzleyicilerimiz diyor ki... Peki bir şey sorabilir miyim? Sorabiliriz. Siz buradan, bu yarışmadan sonra bizi şu bir terapiye falan gönderecek misiniz? Yani yaşam koçu dışında bir terapi böyle. Gerçekten kalp ritmim değişti. Benim şöyle bir check-up'tan geçmem lazım. Açalım mı? Nasıl bulduk yemeği? Şefim bu da çok yavan geldi. Bildiğin. Siz yavandan başka cümle bilmiyor musunuz? Yavan derken böyle hani... Eski tabir, böyle tatsız tuzsuz geldi. Beğenmedim. Hiç beğenmedim. Kimin olabilir? Bu yemek tabii ki Gülüzar'ın olabilir. Puanın gelsin. 0. 0. Gözlüğü çıkartabiliriz. Bitti mi? Evet. Aa, ben çok alıştım. Neye? Gözlük. Çok mu kötü bir şey yaptım? Doğru söyle. Hadi bilmem. Sen söylesin, ben bak. Bak bakayım mı? Sen söyle. Ben size bakmak istiyorum. Ben mi söyleyeyim? Siz. Kendi yemeğimi bildim. Yemin et. Doğru. Gerçekten. Rön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 
sana. Helal olsun. Sana bak dedim ki bak. Vallahi bak bir gerçekten. Bir yerimize hadi geçelim mi? Yerimiz. Tamam. Bir dakika. Tamam. Biliyorum çok abarttım. Bence şimdi konuşma artık, biz konuşalım. Ben hayır konuşmak hayır istiyorum. Hayır, bence sevgisini yaşasın. Sadece ben bir cümle kuracağım. Sadece kapatıyorum zaten. Senin şovlarından yemin ediyorum ben artık yemeğin şeyini bile anlayamıyorum. İçinde bir ne şey var ne yok yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben ne demiştim bugün?
bu kardeşim bana bugün, ben tanımam etmem, bugün kendisini tanıdım ama tabii usta olduğu Türkiye için. Türkiye tanıyorsun Şırdancı Mehmet ya. Ama şimdi birebir tanışma fırsatını burada buldum. Tabii ki Türkiye'nin şırdancısı, çıracısı, her şey. Şimdi bu adamcağız bana bugün soğan doğramayı öğretti. Ne dedim? Bana bir soğan doğrayanım, bin yıl kölesi olurum dedim. Bak Allah tarafından bak. Rabbim sen ne kadar büyüksün be. Tamam, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ay vallahi ben aslında cuma değil de yarın mı getirsem ya bu sodayı? Mehmet Bey, nasılsınız? Evet efendim, gayet iyiyim. Bugün çok mutluyum. Güzel bir mutfak oldu. Gel, mutluluğuna daim olalım. Gel. Ben eşlik edebilir miyim? Estağfurullah, yok gelme. Yani koluna da girebilirsin. Yok tamam, neyse. Yok, koluna girmesin Anıl, ama. Anıl, müdahale etti. Evet, takalım. Hazırsan? Hazırım şefim. Açalım. Nasıl bulduk İslim kebabını ve bulgur pilavını? Eti iyi pişmiş, bulgur da iyi pişmiş. Lezzeti yerinde. Hafifte biraz tuzsuz. O da çok iyidir. Ben de tuzlu yemek sevmem fazla. Evet. Kimin olabilir? Bu yemek... Aslında bu yemek Serap'ın da olabilir. Benim de olabilir. Puanın gelsin. Benim puanım... 2. 2. Açalım. Bunun eti de çok güzel pişmiş. Ancak bu eti pişirse ben pişiririm. Bu benim yaptığım yemektir. Buna da bir... Puanın gelsin. Benim yemeğim budur arkadaşlar. Bunu Mehmet yapmış diyorum. 5 puan. 5. Açalım. Hepsi birbirine benziyor ya. Evet, nasıl bulduk yemeğimizi? Biri bir iyi, biri kötü diyor ya. Bence hepsi hemen eşittir. Bu da çok güzel. Tadı tuzu da yerinde. Bu Anıl, seni tebrik ediyorum. Bu aralar gerçekten güzel gidiyorsun. Ama hani güzel yemek yapıp da hiçbir zaman şımarma yani. Hani yani egolu insan olma yani. Sinirli de olma. Az önce direkt parladın. Mutfakta bazen haksızlıklara da uğrayabilirsin. Haksız yere sana laf da söyleyebilirler. Sipariş gecikip de şefler gelip sana bir fırça da atabilir. Her zaman alttan almayı bileceksin. Sadece yemeğine konsantre olacaksın.
Ve bu meslek her zaman biz geri hizmetiz, insanları memnun etmek için varız. Bize hiçbir şekilde sinir yakışmıyor. Bunu Anıl'a bir abi tavsiyesi bulunayım. Bu da Anıl'ın diyebilirim. Buna da 0 puan veriyorum. 0. Buna 0 veriyorum. Beni yedim, üçün tadı da hemen hemen aynıdır yani. Ben bir fark göremedim. Açalım. Bu da gerçekten çok güzeldi. Çünkü ben kuzu etini çok severim. Özellikle kuzu etiyle patlıcan birbirine çok yakışıyor. Yağlı olduğu zaman birbirini gerçekten bitiriyor yani. Çok güzel bir ikili olmuş. Hı. Elimize sağlık diyorum. Kim yapmış olabilir? Bu misafçası da yoğun. Yani aslında bu ben de yapmış olabilirim. Bunu Gülizar da yapmış olabilir, Serap da yapmış olabilir. Serap, sen olduğunu bilsen 5 verdim. Ama gene 0 veriyorum. 0? Evet. Açalım gözümüzü. Ne olursa olsun. Hayır. Çok güzel bir şey yaptın. Bence çok yani. Bana 5 puanı verdin. Çok güzel. Kendini bildin. Bravo. 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 İşte o kadar. Hayır arkadaş, yani ben gerçekten kendimi benim tanıdım ya. Canın sağ olsun abi. Eyvallah. Güzel. Yok kusura bakma yani. Ya ne kusura abi, estağfurullah. Siz birlik falan mı oldunuz ya? Biz tankiyiz. O sana 5 veriyor. Serap, senin olduğunu bilseydin 5 verirdim. Valla verdi. Ama yine 0 dedi. Ama o cümleyi duymadınız. Senin olduğunu, sen miydi o? O seni miydi? Yok, en son tattığın Anıl'ındı. Ama Anıl gerçekten hayat dersi, hayat dersi verdiğin tabak Anıl'ın değildi bu arada, Serap'ın tabağıydı. Serap çok güzeldi ya, o da güzel. Ama çok beğendim. Yemeğin hepsi güzel. Benimkini evet. Beğendi Anıl'ın dedi. Karıştırırsın. Hayat dersini ona verdi. Benim yemeğimi beğendi canım. Anıl, ders aldın mı? Söylediklerinden. Sinirli, yani şefim haksız mıyım? Şefim söylesin. %100 katılıyorum söylediklerine. Evet. %100 katılıyorum. Ama yok şöyle, mutfakta bu az önceki... Aksilikler olabiliyor bazen. Dolayı değil. Mutfakta olması gerekeni anlattı. Şefim, ben bu yaşıma kadar hiçbir zaman bir mutfağa girmedim. Bir restoran mutfağında çalışmadım. Evet. İçerisini bilmiyorum. Mehmet abi tabii ki tecrübeli kendi alanında. O kendi alanı, aynen. Evet. O yüzden inanıyorum. Emeğine, fikrine sağlık. Abimdir. Ama senin lezzetli yemek yaptığını söyledi. Kesinlikle. Başarılısın. Gülizar, sen alalım. Buyurun, takalım gözlüğümüzü. Evet, hazır mıyız? Hazır. Hazırsak başlayalım. Açalım. Buyurun, nasıl bulduk? Bunun eti çok güzel pişmiş. Çok tuzsuz. Onun dışında et güzel, patlıcanlar da güzel. Hani öyle yağsı mağsı o kadar ayırt edemedim açıkçası diğer arkadaşlar gibi ama. Hı. Kimin olabilir? Bu sanki Mehmet Bey'in. Etin iyi piştiğini düşündüğüm için Anıl'ın da olabilir. Puanın gelsin. Buna puanım 0. Bugün birine 5 puan vereceğim ama inşallah kendime. Hani burada arkadaşlar herkes ben gurmeyim, ben gurmeyim, ben gurmeyim diyor ya. Hı. Bence gurmelik göz kapanana kadar. Gözün kapandığı zaman var ya, ne gurmeliğin kalıyor,
ne aşçılığın kalıyor ne de başka bir şey. Yani şöyle büyük bir şef olmadığın sürece ya da büyük bir gurme olmadığın sürece bizim gibi böyle hani bunu hobi olarak yapan insanlar için şu göz kapandıktan sonra iş bitiyor gerçekten. Açalım. İstim kebabı ve bulgur pilavını nasıl buldun? Gerçekten birbirine çok benziyor bunlar ya. Ama bu benim yemeğim değil. Bu da bir tık tuzsuz. Ya bu yemek galiba ya Anıl'ın ya Serap'ın. Ama benim değil. Eğer ilk yemek benim değilse bu hiç değil. Beğenmedin mi yemeği? Ya beğendim, kötü değil ama tuzu yok. Başka? Sadece eti güzel pişmiş gibi. Bilmem, anın olabilir gibi geldi. Sarımsak yok. Puanın gelsin. Bu yemek benim yemeğim değil. Kimin olduğu ile ilgili çok tereddütteyim ama bu yemeğe puanım 0. İnşallah ilk yemek benim yemeğim değil ya. İlk yemek benim yemeğimmiş gibi geldi bana ama bilmiyorum. İnşallah öyle değildir. Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği? Bu yemek Anıl'ın. Yani lezzetli bir yemek olmuş. Benimkini çok şey yaptılar. Benim de olabilir. Puanın gelsin. Bu yemeğe puanım 0. Açalım. Evet, nasıl bulduk? Şefim, bu yemek benim. Nereden anladın? Eti tam pişmemiş. Eti tam pişmemiş. Sanki biraz da böyle yağlı sinirli geldi etim. Çiğ mi bırakmıştın? Biraz sarımsaklı geldi. Yani bu yemek benim gibi hissediyorum. Puanın gelsin. Sarımsağından dolayı bu yemeğe puanım 5. İnşallah yanılmıyorumdur. Açalım gözümüzü. Bir tane daha mı var ya? 4 olmadı mı? Gözümüzü açalım, ağzımızı demedim. Pardon ya. Gözlüğü bırakırsan. Canım. Ya inanmıyorum ya. Sen ne tatlısın ya. Ya sarımsak tadı geldi ya. Seni annen. Benim için mi doğurdu canım? Neyse ama helal hoş olsun. Canım benim. Şey. Böyle yemeğimi vermedi. Helal hoş olsun dedi. Evet. Dedi ama. Dedi vallahi dedi. Teşekkür ederim Gülizar'cığım. 5 puan borcum oldu. Direkt sarımsak geldi ağzıma. Burada bir oyun var şefim gerçekten. Nasıl bir oyun var? Gerçekten 3'ü 1 oldu. Benim liderliği alma peşindeler. İyi de oğlum sen de kendi yemeğini buldun. Sen de kendine 5 verdin. Bir şey ifade etmedi ama diğerlerinden puan alamadım. Herkes kendi yemeğini bulmanın derdinde. İkincisini işte Serap'ınkiyle karıştırdım herhalde ya. Şu an bak. Serap'ın yemeğini çok mu beğendin? Hayır, hiç beğenmedim. Dedim ya beğenmedim. Hayır, beğenmedim 5 verdin. Benim yemeğim olduğu kendi için. Kendi ben de beğenmemişsin yemeğim. Kendi yemeğini çok gömdün ama. Ama gerçekten olmamış.
Anıl senden alalım. Kısa. Yemek. Genel bir yorum yapmak vallahi istiyorum. Tamam, buyurun dinleyelim. Şefim benim dışında hiç kimse 3 kişi de kızarttan sonra patlıcan yağını almadı. 3 patlıcan şu an çok yağlı. Gülizar eti resmen yağıyla koydu. Etini ayırmadı. Bildin. Nasıl? Yani şey et çok kuşbaşı eti çok yağlıydı. Öyle geldi. Yağıyla birlikte koydu. Koymaman gerekiyordu aslında. O nereden çıktı? Hepsi öyleydi. Ne alakası? Ben hep gördüm yani yanında olduğu için hepsini gördüm. O nereden çıktı yani? Yağ eti kavurduktan sonra yağını ayırmak mı lazım? Hayır hayır. Bu bildiğin lop lop yağını koydu yani. Koyabilir. Neyini koydu? %80'i yağ, %20'si etti. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen bak zor tutun. Arkadaşlar bu bir restoran. Anıl bir bitir. Ben konuşuyorum. Bitir Anıl'cığım. Restorantta benim önüme gelsin. Bir müdahale etme ya. Restorantta benim önüme gelse bu tabak. İçini açtığım zaman ne derim yani %80'i bir yağ bu etin. Ve ben buna para ödüyorum. Hı. Siz kabul eder misiniz? Tabii kimse kabul etmez. Ne yağ diyor? Eros. O yemeğin özelliği yağlıysa. Ben bir şey söyleyeceğim. Orada okeyiz ama evet. 4 porsiyon geliyor. 4 porsiyonun hepsi de yağlıydı şefim. Bakacağız. Benim yemeğim. Evet hazırsak başlayalım. Keşke tuz olsaydı ya. Böyle yaptım tuz falan attım bir şeyler oldu. Zaten ben üstüne döktüğümde şefim tabakta bayağı sulu sulu duruyordu. Kalın bir patlıcan. O tarafını aldınız. Diğer tarafına bakın. Biberlerde dişten gelen sesi duydun mu? Pişmemiş bulgur pilavı. Tadına bakın. Bu yemeğin hakkı 5. 1. Sana puanım 1. Yapma şefim ya. Benim yemeğim. Hazırsak başlayalım. Mehmet ilk seninle başlamak istiyorum. Evet şefim. Bulguru güzel yaparım şefim, normalde. Keşke tuz olsaydı ya. Tuz şey akmıyordu. Ben ondan dolayı sıkıntı yaşıyordum. Hani onun şeyini... Sadece tuzda sıkıntı hafif de var ama diğer şekli... Böyle yaptın, tuz falan attın, i̇şte oradan bir şeyler oldu. Şov yapmamak gerekiyormuş. He, adam gibi tuz atsaydın buna... Evet, çok güzel olduğuna inanıyorum. Yani... Şu tuza niye hep bir bahane buluyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Ha, tuz akmıyordu, yan tuz olmuyordu. Gibi. Bunlar hikaye. Ama böyle artistik yaparsan, sen eklemezsen ben eklerim. Anladın? Yani lezzetli ama tuzsuz. Kıvamı, lezzeti yerinde. İyi ki sos koymuşsun. Sos. Keyifli bir yemek, teşekkür lezzetli ederim. Bir yemek. Tuzsuz bir yemek. Evet. Ama sana puanım 4. Teşekkür ederim. Et çok pişirdiler. Geçelim Gülizar'a. Et falan var yerim ya. Üzerinde yağ da var. Yağlı bir kuşbaşı. Olması gerektiği gibi. Tuz yok. Biraz evet. Tuz yok, baharat da yok. Hepsini de koydum. Hatta fazladan biliyorsunuz şey nane bile koydum yanlışlıkla. Hepsini koydum. Nane bile koydum yani. Bulgur pilavın çiğ. Sert. Çiğ demeyeyim de. Al dente. Normalde. Ben bunu yerim. Hı hı. Ben gene de çok pişmiş sevmiyorum. Ben de biraz böyle ağza gelecek gibi değil mi? Ama... Benim damak tadıma göre yemek yapmıyorsunuz. Olması gereken bir bulgur pilavı Mehmet'inki gibi pişmiş olması lazım. Bunu ben yerim. Ama bir restoranda misafirin önüne koyduğunuz zaman misafir de yer. Şu yorumu yapabilir. Diriydi diyebilir. O yüzden yemeğin zaten lezzetsiz, tatsız, tuzsuz. Sarımsak yok. Hepsini baharatlar koydum. Yok. Vallahi yok. Hepsini koydum. Sarımsağı hatta tava... Şeyde dövüp koydum ki böyle daha böyle... Nereye koydun?
sağında dövüp bulgur. Etinde niye hiç böyle sarımsak tadı, salça tadı? Bu yemeğin sosu nerede, sosu? Sosu zaten ben üstüne döktüğümde şefim tabakta bayağı sulu sulu duruyordu. Nerede? Çekmiş. Gerçekten çok sulu sulu duruyordu. Mehmet'inki niye çekmemiş? Ama ben o şeydeki... Bakın bu yemekte salçalı suda güzelce yemek pişer. Evet öyle. Etin süzersin, eti doldurursun patlıcanın içerisine. Küvetin altına da suyunu koyarsın. Evet. Suyuyla birlikte fırında yine pişer. Evet. Kalan suyu da üstüne dökmen lazımdı. Döktüm. Ben görmedim. Çekmiş. Şu an döktüm. Hiçbirinde su yok. Mehmet'inki hariç. O yüzden sana puanım 1. Şeften bir türlü iyi puan alamadım. Yani bir şeyi eksik yapıyorum ve şef onu gerçekten yakalıyor. O yapmış olduğum eksiği bulduğum zaman inanıyorum ki son gün şeften çok güzel bir puan alacağım. Geçelim. Profesör. Koç, koç. Koç mu? Geçelim koça. O tarafını aldınız. Diğer tarafına bakın. Diğer tarafına da tamam, bakalım. Bir tanesini sıfır bölün. Bölelim. Tamam. Tadına bakın. Patlıcanın kalınlığı, inceliği o kadar önemli değil. Bize tat lazım. Tamam, tat. Biberlerde dişten gelen sesi duydun mu? Biberler çiğ. Çiğ bu biberler. Sonra da koydum. Biberlerin çiğ. Et hamur gibi. Biberleri zaten pilava koymuyor muydun? Ben üstüne değil de... Çünkü sen laf yetiştirmekten, kameralara oynamaktan eti çok güzel pişirdin, muhteşem hamur gibi. Pilavıma bakmadın. Gülizar'la kavga etmekten geleceğim. Pardon. Kavga ederken pilavın içerisine biberleri doğradın. Geri kalan biberi de köşeye koydun. Unuttum. Tamam, doğru. Unuttun. Sonra ete koydun. Sararken. Onun haricinde tezgahın altında bütün baharatları kullanmadın. Salçayı kullanmadın. Unuttun. Niye? Çünkü yemek gecikti. Gecikti. Şey oldum, panik oldum. Doğru. Panik oldun. Haklısınız. Et pişti. Şefim. Bulgur pilavının içerisinde hiç baharat yok. Sadece soğan, biber var. Tadı güzeldir ama. Güzel ya. Vallahi bence güzeldir. Yaparım. Güzel de. Çiğ biberleri ne yapacağız? Sence biber pişmiş mi? O da nazarlığı olsun be. O nazarlık olsun. Bu nazarlık bu olsun. Altınlık olsun. Siz bu... nasıl uygun? Şefim, siz nasıl uygun görürseniz. Vallahi biberlerin için. Tamam şefim. Yemek bütün olmalı. Pilavıyla, baharatıyla, patlıcanıyla, sosuyla, sos nerede? Şöyle söyleyeceğim. Yani son işte 10 saniye dediniz ya işte. Hı. Saydınız. 10. Zaten sosu yapmadın. Bulaşık suyu gibi oradan. Ha. Lavabodan su doldurdun. Ben sosundan alıp biraz koyacaktım. Yok. Heh. Lavabodan su doldurdun. Fırt fırına attın. Ellerim... Fırt çıkarttın. Bitti. Sana puanım. 1. 1 mi? Evet. 1. Malzemeyi de kullanmadım. Bu biri de et piştiği için veriyorum. Şeften 1 puan bile benim için çok önemli. Ama benim yemeğim 1 puanlık değildi. Bana göre değildi. Tabii şef gözünde ayrı. İnşallah daha burada günlerimiz var. Hedefim şeften 5 puan almak. Gelelim Anıl'a. Anılcığım. Yemeğin suyu nerede? Ve o kadar muhteşem bir orada su vardı.
Pişmemiş bulgur pilavı. Vallahi güzel, ne yalan söyleyeyim. Bu yemeğin hakkı 5. 1. 2 puan bulgurdan. Yapmayın şefim ya. 1 puan yemeğin sosundan. Ne kaldı ki? Sana puanım 2. Canım sağ ol. Çok güzel yemek yapabilirsin. Şansa yemek yapabilirsin. Yemeğin suyu nerede? Bulgur pilavının içinde baharat nerede? İtiraf edebilirim. Tuz, hiçbir şey yok. Ama muhteşem olan bir yemek var ortada. Suyun çok az koyduğum için bitti. Bir daha koysaydın bulgur pilavını. Gülizar öyle yaptı. Maşallah bulgur pilavı da risotto yaptı. Yani evet, onu yapmak istemedim. Yap abi. Sonuçta ortaya yemeğe koy. Kuru bulgur pilavı gibi olsun istedim. Ama bu da istediğin gibi olmuş işte, kuru olmuş. Evet yani aslında evet. Çorum leblebisi gibi dökülüyor. Tane tane olmuş aslında, güzel gözüküyor. Tane tane olması için tam suyunu vermen lazım. Evet, evet, suyunu az koydum, itiraf edebilirim. Biraz aceleye geldi çünkü son dakikalarda yetiştirmeye çalıştım. Boş tabak vermemek için böyle oldu. Kabul ediyorum. Yok ya, sıkıntı yok. Bak, lezzetli bir yemek var ortada. Evet. İki tane hata var. Suyu yok, baharatı yok. Ve çiğ. Normalde bu yemeğin bulgur pilavı ile birlikte pişmiş olsaydı hakkı 5'ti. Teşekkür ederim. Anıl, bugün lideri sen olabilirsin ama bugünkü liderliğini iyi yaşa. Çünkü yarından sonra artık lider benim. Liderliğimi kesinlikle elimden alamayacaklar. Artık bunu kabul etsinler ve yollarına devam etsinler. Şimdi 3. günün toplamında almış olduğunuz puanlar geliyor. Hazır mıyız? Hazırız şefim. Evet, evet. Gülizar. 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 15. Mehmet, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 18. Serap, 3 günün sonunda toplam puan 24. Ve Anıl, 3 günün sonunda almış olduğun puan 30. Yine 3. günü de lider tamamladın. Yarına iyi bir şekilde hazırlanmanızı istiyorum. Perşembe, perşembenin gelişi çarşambadan belli. Çarşambadan belli olurmuş. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.